Merhaba arkadaşlar. Evet, bu dönemimizi bitiriyoruz. İkinci yazılarımız yaklaşıyor. Ve biz de Güneyli Matematik Evi olarak size yardımcı olmak için yazılıya hazırlık videosu hazırladık. Sorularımız var, birlikte onları çözeceğiz. Eksik kaldığımız konularımızı, unuttuğumuz yerleri tamamlamaya çalışacağız birlikte. Öncelikle sorularımı Arı Yayınları 8. sınıf 3'ü bir yerde Matematik Evi kitabından aldım. İlk sorumuza başlayalım. Şöyle alalım. Evet, 60 sayısının doğal sayı çarpanlarının tamamı aşağıdaki seçeneklerden hangisine verilmiştir diyor. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? 60'ı yazdım. Neydi? 1 çarpı 60. 60 diyordum. Daha sonra 2 çarpı 30 vardı. 3'e bölünür mü? Çarpanlar aynı zamanda nelerdi? Bölenleriydi. 3 çarpı 20 yazabilirim. Başka 4'e bölünür, 4 çarpı 15 derim. 5'e bölünür mü? Evet. 5 çarpı 12 diyebilirim. 6'ya bölünür mü? Evet. 6 çarpı 10 diyebilirim. 7'ye bölünür mü? Bölünmez. 8'e bölünmez. 9'a bölünmüyor. 10'a bölünüyor. 10 çarpı 6 diyebiliyorum ama zaten bakın başa döndüğüm için buradan sonrasını yazmıyorum. Nelerim var? 1 var. Zaten şunları belirleyelim bakın. Bayağı kısalar. Bizim bulduklarımız bayağı uzun. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 var ama şurada 4 yok. Bakın burada var. O zaman bunu da eledim. Buradan kontrol ediyorum. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 10. Daha sonra bakın şuradan devam ediyor. 12, 15, 20, 30 ve 60. Nelermiş çarpanlarımız? 60 için bunlarmış diyoruz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Bir asal sayıdır. Bir asal sayı mıdır? Değildir arkadaşlar. Bir asal değildi. Bütün tek sayılar asaldır demiş. Düşünüyorum mesela ne var? 15 bir tek sayım asal mıdır? Değildir. 3 ile 5 çarpanı vardı değil mi? Asal olması için neydi? 1'e bir de kendisine bölünebilmesi gerekiyordu. O zaman bu da yanlıştır dedim. 12 asal sayıdır. Asal sayı mıdır? Değildir. Zaten benim çift olan tek asal sayım neydi? 2 idi. 12 çifttir bir kere. Asal değildir diye direkt gönderebilirim. Ve neydi? En küçük asal sayımız 2 idi. Tek çift olan asal sayımız da aynı zamanda diyoruz. Evet. A sayısının asal çarpanları yanında bölen listesi yöntemiyle verilmiştir. Bakın bir bölen listesi vermiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. O zaman öncelikle şu sayıları bir bulalım. Harflere denk gelen sayıları bir bulalım. 1 kere 7'den e ne olacak? Hatta şöyle yanına yazalım. Şöyle biraz alalım. Hiç buraya yazmayalım. Evet. 1 kere 7'den e ne olacak arkadaşlar? 7 olacak. 7 kere 3'ten d ne olacak? 21 olacak. 21 ile 2'nin çarpımından c ne olacak? 42. 42 ile 2'nin çarpımından b 84'tür diyorum. Ve 84 ile 2'nin çarpımından da A ne olacaktır diyorum. 168 olacaktır diyorum. Şimdi bakıyorum artık. A şıkkına C'ye 21 demiş. Baktım C'ye 21 mi? Hayır 42. O zaman zaten bu yanlıştır. Bizden yanlış olan istiyordu. Direkt bunu işaretleyebilebilirim. Bakalım bir de diğerleri doğru mu? B 84 doğru. E 7 evet doğru. Ve A 168 bulmuştuk doğru. Dedik ve zaten yanlışı da bulmuştuk. Hemen geçiyoruz. Bir çarpan ağacı var. Buna göre diyor ki bize yanında verilen çarpan ağacına göre K artı L artı M kaçtır demiş. Ya o zaman hemen şöyle tersten giderek K, L ve M'yi bulalım. 15'in 3'e bölmüşüm ve diğer çarpanım ne olur? 5 olur. O zaman M nedir diyorum? 5'tir diyorum. 5 kere 3'ten 15. L'yi nasıl bulurum? 2 ile 15'i çarparsam L'yi bulabilirim diyorum. O zaman L ne olur? 2 ile 15'in çarpımından 30 olur. Buraya da 30 yazdım. K'da 2 ile 30'un çarpımından ne olacak? 60 olacak. Buraya da 60 yazdım. Bunları da toplarsam bizden isteneni bulabilirim. 60, 30 daha 90 ve 5 daha ne olacak diyorum. 95 olacak diyorum. Evet, 180 cm ve 240 cm uzunluğundaki iki farklı ip artmayacak şekilde eşit uzunluktaki parçalara ayrılacaktır.
Buna göre en az kaç kesim işlemi yapılır diyor. O zaman ne yapmam lazım arkadaşlar? Bunları bölebileceğim en büyük şekilde bölmem lazım. Ve eşit olması için ortak bölenleri olması lazım. Ne yapıyorum? 180 ve 240'ın EBOB'unu alacağım o zaman, değil mi? Hemen bulalım o zaman. 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 120. Ortak böldüğü için yanına bir işaret koydum. Tekrardan 2'ye böldüm 45, 2'ye böldüm 60. Ortak böldüğüm için bir işaret daha. 2'ye bölenim var, değil mi? Daha bölünenim var. Bunu bölünmediği için aynı şekilde yazdım. 62'ye böldüm 30. 2'ye bir daha bölebilirim 15. Burası yine 45. Artık 2'ye bölemiyorum. 3'e bölebilirim. Burayı 3'e bölersem 15. Burayı 3'e bölersem 5. Ortak böldüğüm için bunu da işaretledim. 3'e bölünenim var. Burası 5. Burası da 5. Ve artık 5'e bölebilirim. Ortak böldüğüm için işaretimi koydum direkt. Ve ne oldu bizim EBOB'umuz? 2 kere 2'den 4. 4 kere 3'ten 12. Ve 12 ile de 5'i çarparsam 60 bulduk. Şimdi ne yapacağız? 180'i 60'a bölersem kaç parça oluşturdum? Bulabilirim, değil mi? Böldüm. Kaç tane parçam olmuş? 3 tane parçam olmuş. Peki ben bu 180 metrelik ipi 3 parça oluşturmam için kaç kesim işlemi yapmam lazım? 2 kesim işlemi yapmam lazım. Aynı şekilde diğerine bakalım. 240 metrelik ipi 60'a böldük. Ne oldu? 4 parça oluştu. Peki bu 4 parça oluşturabilmem için kaç kesim işlemi yapmam gerekiyordu? 3 kesim işlemi yapmam gerekiyor. Bu durumda toplamda kaç kesim işlemi yapmış olurum? 2 ile 3'ü toplarsam 5 kesim işlemi yapmış olurum diyorum. Bakalım. Arda elindeki çiçekleri 3'er 3'er veya 4'er 4'er sayabilmektedir. Buna göre Arda'nın çiçek sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. O zaman ne olacak arkadaşlar? 3'er 3'er veya 4'er 4'er sayabiliyorsa 3'ün veya 3'ün ve 4'ün ortak katı olması lazım. Yani 3 ve 4'ün ne yapmam lazım? Ekonu bulmam lazım. Bu da nedir? Aralarında asal olduğu için çarpımıdır. Yani 12'dir. Ekok 12 ise o zaman diyorum ki çiçek sayısı 12 veya 12'nin katları olabilir. 39 12'nin katı mı? Değil. 44 değil. 70 12'nin katı mı? Değil. Peki 96 12'nin katı mı? Evet, 96 12'nin katıdır. 8 katıdır. O yüzden çiçek sayısı 96 olabilir diyoruz. Yukarıda verilen sayı çiftlerinden kaç tanesi aralarında asaldır diyor. Aralarında asal olabilmesi için ne gerekiyordu arkadaşlar? Birden başka ortak bölenlerinin olmaması gerekiyordu. Bu durumda bakıyorum. 16 ve 42 ikisi de 2'ye bölünebilir. O zaman aralarında asal değildir. 24 ve 23 bakın ardışık sayılar. Ardışık sayılar neydi? Aralarında asaldı. 9 ve 19 ortak bölenleri yoktur, değil mi? O zaman diyorum ki aralarında asaldır. 6 ve 41 ortak bölenleri var mı? Düşünüyorum. Yoktur. O zaman bu da aralarında asaldır. 8 ile 15 düşünüyoruz ortak bölenleri var mı? Yok. O zaman bu da aralarında asaldır. 91 ve 14. Çok aralarında asal gibi duruyor ama bakın 91 7'ye bölünür değil mi? İsterseniz şöyle bir bölelim hemen. 7'ye bölersem ne olur? Bir kere 7 dedim. 21'in içinde 7, 3 kere 21 dedim. Bakın 7'ye tam bölündü. Yani bunların ortak bölenleri var. 7, o zaman bunlar aralarında asal değildir diyorum. Kaç tane buldum? 1, 2, 3, 4. 4 tanesi aralarında asaldır dedik. Evet, yukarıda verilen üstü sayılardan kaç tanesinin sonucu negatiftir diyor. Bakalım hemen. Bakın eksi 3 üssü 2 demiş. Bir parantez olmadığı için ne olacak buranın işareti? Eksi olacaktı değil mi? Bakıyorum bakın parantez almış eksi 3'ü. O zaman tabanım negatif. Üssüm çift sayı. Bu pozitif çıkacak. Negatif de olmadığı için bunu eledik. Bakın burada bir yalancı parantez demiştik değil mi biz buna? Buna aldanmıyorduk.
Üstüm çift olsa bile yine negatif olacaktı diyorum. Tabanım negatif. Üstüm tek sayı. Zaten ne olacak o zaman? Negatif olacak. Bakıyorum. 4 üstü 0 nedir arkadaşlar? 1'dir. Pozitiftir. O yüzden bunu gönderdim. Eksi 1 üstü 0. Bu 0 1'in kuvvetiydi. Yani 1 üstü 0'dan 1. Bir de önünde eksi var. O zaman negatiftir diyorum. Eksi 4 üstü 0 yine 1'dir. Bakın paranteze almış. O zaman bunu da gönderdim. Eksi 5 üstü 1. Tabanım negatif, üstüm tek sayı. O zaman bu da negatiftir diyorum. Bakıyorum kaç tane sonucu negatif oldu. 1, 2, 3, 4 ve 5 tanesinin sonucu negatiftir dedim. Bir diğer sorumuzu alalım. 5 üssü eksi 4. Üssü sayısının değer açıklarından hangisidir? Biz üssümüz negatifken ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz. Ters çevirip yazıyoruz yani. 1 bölü 5 üssü 4 şeklinde yazıyorduk. Bu durumda ne olacak? 1 bölü 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 olacaktı. Buradan da 5 kere 5'ten 25, 5 kere 5'ten 25. 25 ile 25'in çarpımından da ne olacak diyorum? 625. Yani bu durumda işlemimizin sonucu ne olacak? 1 bölü 625 olacak diyoruz. Yeni sorumuzu alalım. 1 bölü 7 üssü x demiş. Bu da neye eşitmiş? 343'e eşitmiş. Peki 343. Zaten bu eşitliğe göre x'in ne olduğunu soruyor bize. Demek ki diyorum ki ben şu 1 bölü 7 üssü x'i nasıl yazabiliyordum? 7 üzeri eksi x şeklinde yazabiliyordum. Demek ki bu x 7'nin bu 343 7'nin bir kuvveti olmalı. Yazmak istersen bakın 7 çarpı 7'den 49. 49'a da 7'yi çarparsam ne olur arkadaşlar? 343 olur. Demek ki o zaman 343 neymiş? 7'nin kübüymüş. O zaman 7 üssü eksi x nedir diyorum? 7 üssü 3'e eşittir. Bu durumda x nedir arkadaşlar? Eksi 3'tür diyorum. Şöyle alalım. Evet. Bakın tekrar çarpım olarak vermiş. Ve 4 bölü 3 üssü y eşitliğine göre y kaçtır demiş. O zaman şu 6 bölü 8 çarpı 6 bölü 8 çarpı 6 bölü 8'i nasıl yazabilirim? 6 bölü 8'in kübü şeklinde yazabilirim. Bunu da sadeleştirebilir miyim? Evet, 2 ile sadeleştiririm. Ne olur? 3 bölü 4'ün kübü olur değil mi? Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? 4 bölü 3'ün y kuvvetine eşitmiş. Bakın ne yapmış? Sayıları yer değiştirmiş değil mi? Payla paydayı yer değiştirmiş. Bu durumda y ne olacak? Eksisi olacak. Yani ne olacak diyorum? Eksi 3 olacak diyorum. Evet. Eksi 0 tam. Onda 4. Üssü 2 ifadesinin değer açıklarından hangisidir diyor. Ne yapıyoruz? Öncelikle sayımızı rasyonel şekle çeviriyoruz. Bu da ne olur? Eksi 4 bölü 10 şekline yazarım. Artık bunun karesini alacağım. İçeri negatif, üssü çift sayı ne olacak? Pozitif çıkacak. Yani işaretimiz artı olacak. 4 bölü 10'un karesini alırsam 4 kere 4'ten payım ne oldu? 16. 10 kere 10'dan paydam ne oldu? 100. Artık sadeleştirmelerimizi yapalım. 4'e bölersek ne olur? Payımız 4 olur. 100'ü 4'e bölersek paydamız da 25 olur. Ne bulduk? 4 bölü 25 şeklinde bulduk diyoruz. Üssü 6 eşittir. 27 üssü x eşitliğine göre x kaçtır demiş. O zaman benim bu eşitliği sağlayabilmem için aynı tabanda bir yazmaya çalışmam lazım. Deneyelim o zaman. 9 neyin küpüydü? Neyin kuvveti 9'du dersek ne olur arkadaşlar? 3'ün karesi 9'dur değil mi? Bunun da ne yapmış? 6. kuvvetini almış.
Aynı şekilde eşitliğin diğer tarafına yazalım. 27 neydi? İçin küpüydü. Bunun da ne yapmış? X'inci kuvvetini almış. Bakın artık üstün üstü şeklinde bir ifade var. Ne olacak burası? 2 kere 6'dan 12, yani 3 üssü 12 eşittir dedim. Burası da 3 üssü. 3 ile x'in çarpımından ne olacak? 3x olacak. Yani ne olacak diyorum? 3x 12'ye eşit olacak diyorum. Bu durumda şöyle yazalım. 12 eşittir 3x diyorum. X ne olur arkadaşlar? Her tarafı 3'e bölüp x'i yalnız bırakmak istersem, x'imiz de 12'de 3'e bölersek ne olacak diyoruz? 4 olacaktır diyoruz. Evet, üstü sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanış açtıklardan hangisidir demiş. Bakalım hepsini aynı tabanda yazabiliriz. O zaman yazalım. Nedir 27? 3'ün kübüdür. Bu da onun da ne yapmış? Eksi 5. kuvvetini almış. Bu da ne olacak? 3'ün eksi 15. kuvveti olacak. Daha sonra ne yapmış? 81 nedir? 3'ün 4. kuvvetidir. Bunun da ne yapmış? 4. kuvvetini almış. Ne olacak yani? 3'ün 16. kuvveti olacak diyorum. Ve 9 3'ün karesidir. Bunun da ne yapmış? 6. kuvvetini almış. 3'ün 12. kuvveti olacaktır diyorum. Bu durumda tabanlarım aynı. O zaman üssü büyük olan daha büyük, küçük olan daha küçük. Yani 3 üssü eksi 15 daha küçük olacak. Yani 27 üssü eksi 5 küçük olması lazım. O zaman şunları gönderdim. Bakıyorum ondan sonra hangisi küçük? Üssü 12 olan. Yani 9 üssü 6 daha küçük diyorum. Pardon, şurada. Evet. Ve ne olacak? En sonda en büyük olanımız 81 üssü 4'tür diyoruz. Yukarıda verilenlere göre x çarpı y çarpı z işleminin sonucu açıklardan hangisine eşittir demiş. İsterseniz hani değerlerini bulup daha sonra üstü ifade şeklinde yazmaya çalışabiliriz ama bayağı bir uzun sürer bence. O zaman ne yapalım? Ya tabanları aynı yapalım ya üstleri aynı yapalım. Biz burada tabanları hani şunları aynı yapabiliriz ama 27'yi yapamayız. O zaman üstleri aynı yapmaya çalışalım. Bakalım y'yi nasıl yazabiliyoruz? 25 nedir? 5'in karesidir. Bunun da ne yapmış? Kübünü almış. Bu durumda ne olacak? Üstün üstünden 5'in 6. kuvveti olacak. Bakın x de 5'in 6. kuvvetiydi. Yani benim üstlerim aynı yapabildim. Z için de bakalım. Z 27 nedir? 3'ün 3. kuvvetidir. Bunun 2. kuvvetini almış. Ne olur? Üstün üstünden 3'ün 6. kuvveti olur. Bakın yine üssü 6 yaptım. Bu durumda artık x 5 üssü 6 çarpı y neydi? 5 üssü 6 çarpı dedim. Z neydi? 3 üssü 6. Benim üstlerim aynıysa ne yapıyordum? Tabanları çarpıyordum. Üstü de yazıyordum. 5 kere 5'ten 25. 25 ile 3'ün çarpımından ne olacak diyorum? 75 üssü 6 olacak diyoruz. Nerede burada? Evet. Ve yeni sorumuzu alalım şöyle. Evet, yine bir eşitliğimiz var ve bizden x'i istiyor. Bakın geneli 3'ün kuvveti şeklinde yazabilirim. O zaman bir yazalım. 27 neydi? 3'ün 3. kuvvetiydi. Bunun da ne yapmış? 4. kuvvetini almış. Çarpı dedim. 3'ün karesi. Bunun da ne yapmış? Karesini almış. Bölü dedim. 3 üssü x. Neye eşitmiş arkadaşlar? 3 üssü 5'e eşitmiş. Düzenleyecek olursak ne olur? Üstün üstünden burası. Şuraya yazalım hatta. 3 üssü 3 kere 4'ten 12 olacak değil mi? Burası ne olacak? Üstün üstünden 2 kere 2'den 3 üssü 4 olacak. Bakın çarpma yapıyor. Tabanları aynı. Ne yapıyorum? Üstleri topluyordum. Yani 12 ile 4'ü toplarsam payı ne buldum? 3 üssü 16 buldum. Paydam ne? 3 üssü x. Bu da neye eşitmiş? 3 üssü 5'e eşitmiş. Bakın bölme işlemi yapıyoruz üstü ifadelerde. Ne yapıyorduk? Tabanları aynıysa üstleri çıkartıyorduk. Yani
ne yapacağım artık? 3 üssü 16 eksi x diyeceğim, değil mi? Bu da neye eşitmiş? 3 üssü 5'e eşitmiş. Bakın eşitlikte tabanlarımız aynı. O zaman üstlerimizin de aynı olması gerekiyor. Yani diyorum ki 16 eksi x 5'e eşit olmalı. E bu durumda ben 16'dan neyi çıkartırsam 5 olur? 11'i çıkartırsam 5 olur. O zaman x'im 11'dir diyorum. Evet, yine bir bölmeli çarpmalı bir işlemimiz var. Yapalım hemen. Bakın üstlerimiz aynı. Üstlerimiz aynıysa ne yapacağız? Tabanları bölecektik. 6 üstü 6 bölü 2 üstü 6 demiş. 6'yı 2'ye bölersem burayı ne bulurum? 3 üstü 6 şeklinde bulabilirim. Bakın yine üstler aynı. O zaman tabanları böleceğim. 15'i 5'e bölersem 3 üstümü yazdım. Burası ne oldu arkadaşlar? 3 üstü 6 bölü 3 üstü 6 oldu. Çarpı dedim. Şimdi şurayı bulalım. 4 üstü 3'ü nasıl yazabilirim? 4 neydi? 2'nin karesiydi. Bunun küpünü almış. Yani nasıl yazdım? 2 üstü 6 şeklinde yazdım. Bir de ne var? 2 üstü 8 var. Bunu da şöyle yapalım. 2 üstü 8'e çarparsam tabanlarım aynı. O zaman ne yapıyorum? Üstleri topluyorum. Yani 6 ile 8'i toplarsam 2 üstü 14 oldu. Burada ne bulduk? Payı 2 üstü 14. Paydayı zaten ne vermiş? 2 üstü 14. Bakıyorum. Payım da aynı. Paydam da aynı. Burada da bakıyorum. Pay da aynı. Payda da aynı. Götürdüm. Sadeleştirdim. Ne oldu sonucum? 1 oldu diyorum. Çarparsam da 1 olur diyoruz. Evet. 403 tam 1205. Ondalık gösteriminin onun kuvvetlerine göre çözümlenmiş halde aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakıyorum tam kısmıma. Nedir arkadaşlar? 4 çarpı 100'dür. 100'de neydi? Onun ikinci kuvvetiydi. Yani 4 çarpı 10 üstü 2 olmalı değil mi? O zaman B'yi gönderdim. A durabilir. C'yi gönderdim. D de durabilir. Ve 3 var. E 3 de nedir? Birler basamağıydı. 3 çarpı 1 olmalı. 1'i de nasıl yazarız? 10 üstü 0 şeklinde yazabilirim. O zaman bakın burada 10 üstü 1 demiş. O zaman bunu da gönderdim. Bakın zaten doğru şıkkımız direkt çıktı. Diğerlerini de kontrol edelim. 2 çarpı 10 üstü eksi 1. Onda birler basamağımız. Ve 5 çarpı 10 üstü eksi 3. Binde birler basamağımız. Doğrudur diyoruz. Evet. Kök 36 küçüktür x'ten. O da küçüktür kök 144 sıralamasına göre. X'in alabileceği en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır diyor. O zaman hemen şunu kökten kurtarmak istersek. Kök 36 nasıl yazarım arkadaşlar? 36 zaten karesel bir sayıydı. 6'nın karesi olduğu için kök dışına çıkarttım ve 6 şeklinde yazarım değil mi? 6 küçüktür. X'ten o da küçüktür dedim. 144 neydi? 12'nin karesiydi. O da karesel bir sayımdı. Bunu da 12 şeklinde yazdım. 6 küçüktür. X o da küçüktür. 12 dedik. O zaman X'in alabileceği en büyük değer ne olur? 11 olabilir değil mi? Zaten hani bu aralıktaki sayılar olacak. Neler var? 7, 8, 9, 10, 11. En büyüğü 11. En küçüğü ne olacak? 7 olacak. Ve bizden bunların toplamını istiyor değil mi? 11 ile 7'yi toplarsam 18 olacak diyorum. Evet şöyle bir sorumuz var. ABCD karesel bölge. BCE dik üçgen. Ve ABCD bunun alanını vermiş. Ne demiş? 196 santimetre kare. Ve bir de bize şu kenarı vermiş. CE 6 santimetre demiş. Buna göre BCE yani şu üçgenin alanı nedir diyor. Öncelikle ne yapmamız lazım arkadaşlar? Şu kenarı bulmamız lazım değil mi? Üçgenin alanını bulabilmemiz için. Ben bu kenarı nasıl bulurum? Bana şu karenin alanını vermiş. Ne demiş? 196 santimetre kare demiş. Neydi? Alanı verilen karenin bir kenarını nasıl buluyordum? Kök alma işlemiyle bulabiliyordum. Kök 196. 196 nedir arkadaşlar? Karesel bir sayımdır. Neyin karesidir diyorum.
14'ün karesidir diyorum ve o zaman ne oldu? Kök 196'yı 14 şeklinde çıkardım. Yani bu kenarım neymiş diyorum. 14'müş. E üçgenin artık alanını bulacağız. 14 çarpı 6 bölü 2 diyorduk değil mi alanını bulurken? Yaparsak işlemimizi sadeleştirdim. Ne kaldı burada? 7. 7 ile de 6'nın çarpımından üçgenin alanı 42 santimetre karedir diyoruz. Evet, şöyle bir sorumuz var. Bakalım. Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen K ve L aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Öncelikle bakın K ve L'yi köklü vermiş. O zaman biz de 15'i ve 16'yı köklü olarak yazmak istersek ne olur? Karesini alıp kök içine alabiliyorduk değil mi? 15'in karesi nedir? 225'tir. Yani burası ne oldu? Kök 225 oldu. 16'nın karesi neydi arkadaşlar? 256 idi. O zaman burası da kök 256. Bu şekilde yazabilirim. E şimdi artık bakıyorum sayı doğrusunda K sayısı 15'e daha yakın. Yani kök 225'e daha yakın. O zaman ne olabilir? Kök 228 olabilir değil mi? Buradan büyük hani 15'ten büyük ama 15'e yakın. Ama kök 214 olamaz. Bakın küçük oluyor. Bakıyorum diğerleri belki olabilir diyorum ama 258 olabilir mi? Olamaz. Zaten bakın 16'dan da büyük oluyor. O zaman B ve C'yi eledim. L için de karar verelim. Bakıyorum L 16'dan küçük bir sayı olması lazım. Yani kök 256'dan küçük olması lazım. Yani ne diyeceğiz? Kök içindeki ifade 256'dan küçük olacak diyeceğiz. O zaman bunu da gönderdik. Ve ne olabilir diyoruz? D seçeneği olabilir diyoruz. Yukarıda verilen eşitliklerden hangisi ya da hangileri yanlıştır demiş. E bakalım hemen. Bakın A kök B şeklinde vermiş. Hepsini kök içine almış. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarpanımızı önündeki dışarıdaki sayının karesini alıp kök içine alabiliyorduk değil mi? Kök içindekileri de çarpıp kök içinde yazabiliyorduk. Yani ne olacak? 9 çarpı 5'ten kök içinde kök 45 olacak. Doğrudur diyoruz. Bu ne olacak? Bakıyorum 5 karesi 25. 25 çarpı 2'den eksi kök 50 olacak. Doğrudur diyorum. E bakıyorum 4 kök 5 demiş. Ne yapacağım? Karesini alacağım. Kök içinde 16 çarpı 5 olmalı değil mi? E ne olur bu da? Kök 80 olmalı diyoruz ama kök 20 değil. Yanlıştır dedik. Hemen bir diğerine de bakalım. 2 kök 7 demiş. Ne olacak? 4 çarpı 7'den kök 28 doğrudur dedik. Hangisi yanlış çıktı arkadaşlar? Yalnız 3 diyoruz. Şöyle yeni sorumuzla. Yukarıda verilen A, B, C sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum sayılara köklü ifadelerim var. O zaman hepsini kök içinde yazalım ki daha kolay bulabilelim. E o zaman A nedir arkadaşlar? Kök içinde yazmak istersem 11'in karesinden kök 121'dir dedim. B'ye bakıyorum. B nedir? Ne yaparım? 7'yi kök içine alırım. Yani 49 çarpı 2'den ne olur? Kök 98 olur diyorum. C'yi zaten kök içinde vermiş. Yazalım onu da. Kök 123. Şimdi nasıl sıralamış? Büyükten küçüğe sıralamış. O zaman en büyük hangisi olacak? Kök içi en büyük olan. Yani C olacak diyorum. C büyüktür. Daha sonra kim? A. O da büyüktür. B'den. C, A, B şeklinde sıralamamız gerekiyor diyoruz. Evet, bir diğer sorumuzu aldık. Yanda verilen şekilde karesel bölgelerin arasında kalan boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir demişiz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bize şu aralığı soruyor değil mi? Ne yaparım? Büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkartırsam bu taralı alanı bulabilirim. O zaman hemen büyük karenin alanını bularak başlayalım. Alanı nasıl bulacağız? Bir kenarının karesini alabilirim ya da iki kenarını çarpabilirim değil mi? 5 kök 6 çarpı 5 kök 6 dersem şöyle 5 kere 5'ten 25 çarpı kök 6 ile kök 6 ne olacak arkadaşlar? 6 olacak.
Yani 25 çarpı 6'dan da burası ne olacak diyorum. 150 olacak diyorum. Demek ki büyük karemizin alanı neymiş? 150 santimetre kareymiş. Hemen küçük karemizi de bulalım. Bir kenarımız ne? Kök 10. Kök 10 çarpı kök 10'dan burası ne olacak? 10 olacak diyoruz. E şimdi artık arasında kalan bölgeyi nasıl bulacaktım? Büyük olandan küçük olanı çıkarttım. 150'den 10'u çıkartırsam 140 santimetre karedir diyorum. ABCD paralel kenar. DC'yi vermiş bize. Ne demiş? 5 kök 3. Ve ABCD'nin alanını vermiş. Ne demiş arkadaşlar? Kök 300 demiş. Buna göre DE kaç santimetredir demiş. E biz zaten paralel kenarsa şu kenarda ne olacak arkadaşlar? Yine aynı şekilde 5 kök 3 olacak değil mi? Alanı nasıl buluyordum? Yüksekliğimizin indiği kenarla çarparak bulabiliyordum. Yani 5 kök 3 ile neyi çarparsam? DE'yi çarparsam değil mi? D'yi çarparsam bana alanı verecek. Yani kök 300'ü verecek. E ben artık alanını biliyorum. Bir kenarını biliyorum. D'yi nasıl bulurum? Kök 300'ü 5 kök 3'e bölersem bulabilirim diyorum. 5 kök 300'ü kök dışına alalım. Bence daha kolay olur değil mi? Kök 300'ü nasıl yazarım aslında? 100 çarpı, yani 300'ü nasıl yazarım? 100 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. 100 karesel sayım. Ne olur arkadaşlar? Kök dışına çıkar. Yani 10 kök 3 şeklinde yazabilirim. 10 kök 3 bölü 5 kök 3 oldu değil mi? Kök 3'lerimi sadeleştirdim. 10'la da 5'i sadeleştirirsem ne olur diyoruz? DE 2 santimetre olur diyoruz. Evet. Ne demiş? AB BC'nin iki katı ve bu da yani AB BC'nin iki katı ve CD'nin de 4 katıymış değil mi arkadaşlar? CD ne demiş? 2 kök 12 demiş. Şöyle 2 kök 12 şeklinde yazarsak. Bu durumda AB ne olur? Direkt 4 katı olacak. 4 ile çarparsam 8 kök 12 olur diyorum. Neydi? AB'de BC'nin iki katıydı. O zaman yani bunun yarısını alırsam BC'yi bulabilirim diyorum. Ve bunu da 2'ye bölersem ne olur? 4 kök 12 olur. Bakın hepsini bulduk. Zaten bize ne istiyor? AD'nin uzunluğu istiyor. Yani şu uzunluğu istiyor. Toplarsam 8 kök 12 artı dedim. 4 kök 12 artı dedim. 2 kök 12. Bakıyorum köklerim aynı, toplayabilirim. 8 ile 4 topladım. 12, 2 daha 14. Kök 12. Peki ben kök 12'yi daha sade şekilde yazabilir miyim? Kök 12 nedir? 12 nedir? 4 ile 3'ün çarpımıdır. 4 ile karesel bir sayım olduğu için ne olur arkadaşlar? 14 çarpı 2 kök 3 şeklinde yazabilirim. 14 ile 2'nin çarpımından ne olur? 28 kök 3 olur cevabımız diyoruz. Soruların konularını hepsinden alamadım arkadaşlar. Takıldığımız, eksik kaldığımız, burada çözmediğimiz bir sorumuz varsa konu anlatımlarına gidip oradan eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Sorularımıza devam edelim şöyle. Yukarıdaki grafikte aynı kitabı okuyan Ali ile Kerem'in 5 gün boyunca okudukları sayfa sayıları verilmiştir diyor. 5. gün sonunda Kerem kitabı bitirdiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Demek ki ne arkadaşlar? Kerem kitabı bitirdiyse Kerem'in sayfalarını toplayarak kitap sayısının, yani kitabın kaç sayfa olduğunu bulabiliriz diyoruz. E o zaman Kerem yeşil ile gösterilmiş değil mi? Bakıyorum Kerem 1. gün 40 sayfa okumuş. 2. gün 30 sayfa okumuş. 3. gün bakıyorum Kerem yine 40 sayfa okumuş. 4. gün baktım 60 sayfa. 5. gün kaç sayfa okumuş? 50 sayfa okumuş. Toplarsak bakalım şöyle 70, 40 daha 110, 60 daha 170 ve 50 daha
220. Demek ki kitap kaç sayfaymış? 220 sayfaymış diyoruz. Ali'nin kitabı bitirmesine 30 sayfa vardır. E bakalım Ali kaç sayfa okumuş? Ali turuncularla gösterilendi. Hatta biz de şöyle alalım. Turuncuyla gösterilendi. Ali ilk gün 10 sayfa okumuş. Artı dedik. İkinci gün 40 sayfa okumuş. Artı dedik. Üçüncü gün 50 sayfa. Dördüncü gün bakıyorum 30 sayfa. Ve son gün. Beşinci gün kaç sayfa okumuş? 60 sayfa. Toplarsak arkadaşlar 40 daha 50, 50 daha 100 ve şuradan da 90 daha ne olacak? 190 sayfa okumuş. E bitirmesine kaç sayfa kalmış? Kitap kaç sayfaydı? 220 sayfaydı. Evet, 30 sayfa kalmış diyoruz. Kerem günlük 45, ortalama 45 sayfa okumuştur diyor. Ortalaması nasıl bulacağım? Okuduğu sayfa sayısı kaçtı Kerem'in? 220 idi. Ne yaparım? 5 gün boyunca okuduğu için bunu 5'e bölersem ortalama sayısını bulabilirim. Hemen bölelim şurada. 220'yi 5'e bölüyoruz. 4 kere dedik. 20. 2 kaldı. 20'yi de 5'e bölersem 4 çıkar. Ortalaması 44, 45 değil. 44'tür dedim. Zaten bizden yanlış olan istiyordu. Demiş ki Ali ortalama 30 38 sayfa okumuş. Ali için de ne yapacağım? 190'ı 5'e böleceğim. Onu da denersek, şunu silelim hatta. Şurada bölelim onu da. 190'ı 5'e bölelim. Ne olacak arkadaşlar? 3 kere 15 dedik, çıkardık. 40'ın içinde 5, 8 kere. Evet. Ali kaç sayfa okumuş ortalama günlük? 38 sayfa okumuş. Bu doğrudur dedik. Zaten yanlış olanı da bulmuştuk. Şöyle alalım. Yukarıda bir araba galerisinde satılan 4 farklı model arabanın sayıları görülmektedir diyor. Bu verilere göre daire grafiğinde gösterim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın bize üstün grafiği olarak vermiş. Daire grafiğine çevirmemizi istiyor. Hemen o zaman ne yapıyorduk? Öncelikle miktarlarını bir toplayalım. Toplamda ne kadar varmış bir bulalım. K'dan şu moru da alalım. K'dan 40 tane diyor. L'den 30 tane varmış. M'den bakıyorum. 50 tane ve N'den bakıyorum 60 tane. Toplarsam toplamda ne kadar varmış arkadaşlar? Şöyle 40, 60 daha 100 ve 80 daha ne oldu? 180. Toplamda diyorum ki 180 tane araba varmış. O zaman daire grafiğine çevirmek istersem ne yapıyordum? Oran orantı yapıyordum. K'dan başlayalım. 180'de kaç tane K var? 40 tane K var. O zaman diyorum ki 180'de 40'sa daire grafiğimizin merkez açısı neydi? 360. O zaman 360 derecede K'dır diyelim. K'yı bulalım, hatta hani hepsini harfiyle yazalım. Ne yaparım? Oran orantı yapıp içler dışlar çarpımı yapıp bulabilirim. Ya da bakın buradan 2 kat var değil mi? 180 pardon 360 180'in 2 katı. O zaman K'da 40'ın 2 katı olacak. 42'ye çarparsam K ne olur diyorum? 80 olur diyorum. Bu durumda bakıyorum, bakın K'yı nerede? Burada 100 vermiş, gönderdim. Şurada vermemiş açıyı. Burada 80 vermiş, bu olabilir. Burada 60 vermiş, gönderdim. Bir de şuradaki açıyı bulalım bakalım. Ne olacak? 120, 80 daha 200. 80 daha 280, 360 olması için K'nın burada da derecesi ne olmalı? 80 derece olmalı. Yani A da olabilir diyorum. Devam edelim, diğerlerine bakalım. L'den devam edelim. 180'de L ne kadardı? 30 taneydi. O zaman diyorum ki 360 da L'dir diyelim. Yine içler dışlar çarpımı yapabilirim. Ama gerek yok, değil mi? 360, 180'in 2 katı. O zaman L de 30'un 2 katı olacak. Yani L ne olacak o zaman? 32 ile çarparsam 60 olacak. Bakıyorum burada L 80. O zaman gönderdim. Burada L. Hemen bakalım. 80 ile 120 toplarsak ne yaptı? 200. 100 daha 300. O zaman L'ye ne kalacak zaten? 60 derece kalacak. Biz de ne bulmuştuk? 60 bulmuştuk. Denizlidir diyoruz. Diğerlerini de isterseniz deneyip kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle diğer soruya geçeyim. Evet, yukarıda verilen eş şekillerden oluşturulan şekle isabetli ok atan bir kişinin boyalı bölgeyi vurma olasılığı kaçtır demiş. Ne yapıyoruz? Öncelikle kaç tane bu şekilde kaç tane karelerden var? Önce onu bulalım.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 burada 12, 6 burada 18, 6 burada 24. Ne yapıyorduk? Tüm durumları paydaya yazıyorduk. Bizden istenilen yerler boyalı bölgelerdi. İstenilen durumları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunda ne yapıyordum? Paya yazıyordum ve daha sonra olasılığımızı hesaplıyorduk. 6 bölü 24 ne yapacağız? Her zaman en sadesini bulmaya çalışacağız. Çünkü zaten bizde şıklarda en sade halini ister. 6 ile sadeleştirirsem bu da ne olacak diyorum, olasılığım 1 bölü 4 olacak diyorum. Olasılıktan arkadaşlar çok almadım. Kavramlarımız vardı. Hani daha fazla, eşit, işte ne vardı? Mesela kesin olay, imkansız olay tarzı kavramlarım vardı. Çıktı vardı, olay vardı. Hani bu tarz şeyleri almadım. Eğer eksiğiniz varsa hemen konu anlatımlarından bakıp izleyip eksiklerinizi giderebilirsiniz. Sorularımıza devam edelim. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur demiş. O zaman bakalım cebirsel ifadelerimizi. Bakın çarpma yapıyor. Ne yapıyordum? Dağılma yapıyordum. Dağıtırsam 4x ile x'i çarparsam ne olacak? X ile x'in çarpımından x kare olacak. 4'ü de çarparsam 4x kare olacak. Yazmayalım, biz de buradan kontrol edelim. 4x kare olacak. Ve 4x ile 1'in çarpımından 4x olması gerekiyordu. Yani şurada bir x olması gerekiyordu. O zaman bu yanlış. Buna bakıyoruz. Ne yapacağız? Yine dağıtacağız. 5 ile x'in çarpımından 5x. 5 ile eksi 3'ün çarpımından ne olacak arkadaşlar? Eksi 15 olması gerekiyordu. Bu da yanlıştır dedim. Şuraya doğrusunu yazalım. 5x eksi 15 olmalıydı. Bunu da gönderdik. C'ye bakıyoruz. Yine çarpma var. Yine dağıtmamız gerekiyor. Eksi 4x ile x'i çarpmışım. X eksten x kare. Eksi 4 ile çarparsam ne olacak? Eksi 4x kare olmalıydı. Zaten yanlış vermiş. Bakalım diğerine de. 4x ile 3 çarparsam 12x, bir de eksim vardı. Ne olacak? Eksi 12x olacaktı. Zaten bakın şuradan yanlıştı. Gönderdim. Sonuncuyu da kontrol edelim. 3 ile 5'in çarpımından 15. 3 ile eksi 2'sin çarpımından ne olacak? Eksi 3x olacak. Doğru vermiş diyoruz. İşaretliyoruz ve bir diğer sorumuzu alıyoruz. Evet, yine bir dağılma işlemimiz vardı. İşlemin sonucundaki sabit terimi soruyor. O zaman hadi bulalım. Ne yapıyoruz? 2y'yi önce 3 ile ve sonra eksi y ile çarpacağım. Önce bunu bir yapalım. 2y ile 3 çarparsam ne olur? 6y olur diyorum. 2y ile eksi y'yi çarparsam ne olur diyorum. Eksi y ile y'nin çarpımından y kare, 2 ile de çarpımından ne olacak? Eksi 2y kare olacak. Daha sonra gelelim artık. Şimdi 5 ile çarpımlara. 5 ile 3'ün çarpımından artı 15 dedim. Ve 5 ile eksi y'nin çarpımından ne olacak? Artı ile eksiden eksi. 5 ile y'yi çarptık. Eksi 5y şeklinde yazdık. Artık düzenleyebiliriz. Hani bizden cebirsel ifade olarak isteseydi ne yapardım? Benzer terimleri de kendi aralarında toplar çıkartırdım. En sade şekilde yazardım. Ama gerek var mı? Yok. Sabit terim istemiş. Sabit terimim ne? 15'tir dedim. Neydi sabit terim? Değişkeni olmayandı. Evet arkadaşlar, sorularımız da bitti. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eksikleriniz varsa tamamlanmıştır. Tamamlanmadıysa da konu anlatımlarımızdan, hani burada anlatmadığımız konulardan olan olabilir. Konu anlatımlarımızdan giderebilirsiniz arkadaşlar. Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Yüksek yüksek notlar almanız dileğiyle. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Görüşürüz.